Manşete hoş geldiniz. Siyasette tipik tabir yerindeyse kelimenin tam anlamıyla bel altı vuruş dönemi başladı. Gazetecilikte, tuttuğumuz istikamette, yürüdüğümüz yolda böyle bir şeyi hiçbir zaman yapmadık, savunmadık ve alkışlamadık, tasvip etmedik. Yani kasetlerle, yani bir takım yatak odası görüntüleriyle ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir takım konularla işte sonuç alma, birilerini indirme veya bir politikayı benimseme, benimsetme, bir takım düzeni değiştirme veya işte siyasette gidişatı etkileme. Ne derseniz. Bu bir şantaj aracı olarak kullanılıyor ve çoğu zaman da ortaya konmadan, açıklanmadan, ilan edilmeden, yayımlanmadan da sonuç alınıyor. Eğer bir sonuç alınamamışsa yani şantaj sonuç vermemişse de bu sefer o görüntü, o kaset, neyse o ilişki neyse o patlatılıyor ve muhatabı rezil ediliyor veya insan içine çıkamaz hale getiriliyor ya da e, nadiren de bir suça konu oluyor veya bir e, yargılamaya konu oluyor. Ama ağırlıklı olarak özel hayatta ilgili bir ifşa olduğu için de sadece sonuç almaya yönelik e, o, o kişi veya grubu siyaseten bitirmeye veya ekart etmeye dönük bir hamle. Bütün dünyada var bu. Eskiden bu basın yayın yoluyla gazeteciler eliyle yapılırdı. Basına sızdırılırdı. Medyaya sızdırılırdı. Kullanışlı insanlar vardı. Kullanışlı elemanlar vardı. Onlar üzerinden yapılırdı. Artık böyle bir araca veya böyle bir aracıya gerek yok. Gereksinim yok. Çünkü siz herhangi bir yüz kızartıcı bilgiyi ya da özel hayatı mahremiyetini ihlal eden bir görüntüyü elde etmişseniz veya çekmişseniz, çektirmişseniz veya size ulaşmışsa bir biçimde sosyal ağlar yoluyla rahatlıkla dolaşma sokabiliyorsunuz. Tabii önce e, muhatabınıza bununla şantaj yapıyorsunuz. Filmlerde, belgesellerde de görmüşsünüzdür. Bir zarf içerisinde veya bir e, bilgisayar flash belleğinde o görüntü muhatabına ulaştırılıyor veya bir telefon mesajıyla o görüntüden bir bölüm, bir kare neyse Sonrasında da işte bununla iş tutuluyor. Bunun bir örneğini Sedat Peker yakınlarda Twitter'dan açıkladı ve Mesut Yılmaz'a kumar görüntüsü üzerinden Şantaj yaptığını söyledi cezaevindeymiş cezaevinden tahliyesi bununla temin edilmiş hatta Mesut Yılmaz'dan üstüne zararını tazmin için 5 milyon dolar da para almış bu parada da bu para içinde Mehmet Cengiz aracılık yapmış konunun tarafları tarafından yalanlanmadı bu haftalar geçti yani orada gene bir özel hayatın ihlali söz konusu yasal olarak herhangi bir suç tanımı yok vesaire ülkede başbakanlık yapmış bir siyasi Macaristan'da Budapeşte'de kaldığı otelin kasinosunda, kumarhanesinde kumar oynarken görüntülenmiş. Tabii bu onu siyaseten sıkıntıya sokacak bir görüntü. Bunun yayınlanması, ifşası, ortalığa dökülmesi haliyle e cezaevindeki bir mafya babası bak sen de benim şey ben de senin görüntün var. E bunu yayınlarım ha diyor. Görüntünün de bir bölümünü gönderiyor muhatabına sonra da işte diyor beni diyor buradan tahliye ettireceksin. 5 milyon dolar da para vereceksin. Mesut Yılmaz da bunu görünce ne yapalım ne edelim? Evet Sedat Peker'i tahliye ettiriyor yargıdaki ilişkilerini kullanarak 5 milyon dolar da parayı Mehmet Cengiz aracılığıyla gönderiyor. Tam anlamıyla bir bel altı vuruş ve Sedat Peker bunu ifşa etti. Dedim ya konunun tarafları tarafından da yalanlanmadı. Böyle bir döneme girdik. Tabi Sedat Peker'in bu ifşası Uzun yıllar önce yaşanmış bir olay olduğu için ve konunun tarafları da artık Mesut Yılmaz yönüyle hayatta olmadığı için zararsız bir ifşa oldu şu anda. Çünkü hem Mesut Yılmaz hayatta değil hayatta olsa bile artık siyaseten bir iddiası yok. Fakat bugün hayatta olanlar ve siyaseten bir iddiası olanlar için işte belli ki bu ve benzeri bir takım görüntüler bir takım kasetler bir yerlerde tutuluyor ve bunun bir arşivi var. Ve bu arşivle birilerine şantaj yapılıyor. Şimdi bu şantaj sonuç verdiğinde e, o kişi siyaset sahnesinden çekiliyor veya işte o kişiye belki bir iş tutturuluyor, bir şey yaptırılıyor, ne isteniyorsa. Biz bunu bilmiyoruz. Ya da o kişi bir pozisyon alıyor e, ve onun bu pozisyonu almasında o şantaj kasetinin veya o artık işte özel hayatın gizliliği veya işte ortaya çıkmasını istemediği bir şey bilmiyoruz e, ee, bu onun önüne konmuş ve onunla belki e, bu kişiye bir takım işler yaptırılmış bilmiyoruz. Bazen de anlamakta güçlük çektiğimiz konular oluyor. Her zaman da dediğim gibi bu konular ifşa olmuyor. Ama ifşa olan tarafı var, olmayan tarafı var. Son güncel örnek e, Cübbel Ahmet Hoca ile ilgili olarak. Cübbel Ahmet Hoca İsmaila cemaatinin bir mensubu, popüler bir hocası ders okutuyor. işte camide vaaz ediyor. Kendi televizyon kanalı var. Lale Gül TV diye. Sık sık Habertürk başta olmak üzere Fatih Altaylı'nın programları ekranlarda boy gösteriyor vesaire. İsmail Ağa cemaatinin Mahmut Usta Osmanoğlu geçtiğimiz haftalarda vefat ettikten sonra şeyhi olmaya soyundu mu soyunmadı mı bilmiyoruz. Ama bu yönde iddialar var. O arada cenazede işte Mahmud Usta Osmanoğlu'nun cenazesine çok fazla yaklaştırılmadığı, cenazeyi kanırken işte bir bakraç su dökmesine bile izin verilmediği gibi konular var ki bunu kendi ağzından ifade etmişti. Böyle bir sitem. Şimdi e, e, Cübbel Ahmet e, Hoca, bir, yeni bir yine bir kaset iddiasıyla gündemde, bu iddiayı gündeme getiren de Mahmud Usta Osmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Usta Osmanoğlu, Saadettin Usmanos Usta Osmanoğlu Kökler Derneği isimli bir derneği var ve onun YouTube hesabından yayın yapıyor. Bundan 10 gün kadar önce bir video koymuş oraya. 4 saatlik bir video, uzun bir video ama o videonun ilk dakikalarında Cübbeli Ahmet Hoca'nın ülkeler arası maceralarını anlatıyor. Ve işte Endone Endonezya, Mısır, Lübnan vesaire İran gibi ülkelerle ilişkileri olduğunu söylüyor. Kastettiği de işte o ülkelerden özellikle mesela Endonezya'dan biri aracılığıyla bunun ismini filan da veriyor. Biri aracılığıyla oradan işte bir şeyler getirttiği filan. Ve çok da fazla açık etmiyor ama söylediği şey şu. erkek sen diyor şehliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü ilan et de kasetlerini patlatalım. Diyor. Ee, Endonezya'daki şeyhin sana getirdiklerini sen mi açıklarsın, biz mi açıklayalım? Ne kadar verdin? Sende çoktur. Endonezya'dan getirttiklerini kimin evinde misafir ettiğini açıkla. Nisa taifesinden, yani kadınlar. Bu misafirleri birkaç ay sonra Endonezya'ya geri gönderdiğini de biliyoruz. Filan diyor. Yani e, ma, e, şeyin Cübbeli Ahmet Hoca'nın ki Cübbeli Ahmet Hoca'nın, asıl ismi Ahmet Mahmut ünlü. Cübbel Ahmet olarak biliniyor. Onun yurt dışında belli aracılar vasıtasıyla yurt dışından belli kadınları getirdiği sonra da gönderdiği ve o kadınlarla ilişki kurduğunu vesaire ima eden bir yayın yapıyor. Fakat bu yayın işte Kökler Derneği'nin YouTube hesabında. Kökler Derneği'nde de 3000 civarı 3-4 bin arası bir takipçisi var. Bu video görüldüğü gibi 7 Temmuz 2022'de konmuş e, YouTube sayfasına. 4 saatlik bir video görüldüğü gibi. Bu videonun işte 17. 18. dakikasında bu konuları anlatıyor. Bu Saadettin e, Usta Osmanoğlu, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yeğeni. Fakat enteresan, e, 10 gün önce bu video çekilip yüklendiği halde 10 gün sonra ortaya çıktı bu konu. O açıdan da enteresan e, bu iddialar. Saadettin Usta Osmanoğlu... Salih Mirza Beyoğlu'yla e, İbdace davasında yargılanmış bir isim. Hatta e, ona kumandan falan diye hitap ettiği de söyleniyor. E, onu yakından takip edenler tarafından. E, böyle de bir ilişkisi var. E, bunu da hatırlatmakta yarar var. Yine e, Turgay Karagöz paylaşmış. Sadettin Usta Osmanoğlu'nun Cübbeli Ahmet'le ilgili iddiaları üzerine. E, Turgay, Turgay Karagöz de... E, Yıllar önce emniyette mühim bir pozisyonda bir e, eski emniyet mensubu diyor ki Fas'tan getirtilen kadınlardan 3-4 tanesinin ifadesi benim de bulunduğum bir odada alınmıştı. Konu sadece zina değil, kadınlar evlenme vaadiyle getirilip pasaportlarına el konuluyordu. TCK kapsamında net insan ticareti vardı. FETÖ kumpası deyip yırttı bu cübbeli pislik demiş. Şimdi şöyle bir durum oluyor enteresan. Yani Cübbeli Ahmet bir takım kadınları belli ki getiriyor ve onlarla geçici nikahlar kıyıyor. Bir süre beraber oluyor gönderiyor. İddia bu. Bunu da e, daha işte cemaate attılar. İşte, i̇şte cemaat demek, kaset demek. Dolayısıyla da bu kasetlerle bize şantaj yapanlar bunlar falan gibi. Türkiye'de e, özellikle 2013'ten sonra üretilmiş ve 8-10 senedir de herkesin peşine düştüğü bir önerme var. Bununla. Herkes kendisini aklıyor veya işte kendisinin mağdur olduğunu iddia ediyor. Bu durum böyle değil. Bu durumun böyle olmadığı zaten e, İsmail Ağa cemaati içinde olayın patlamasından anlaşılıyor. İsmail Ağa cemaati içerisinde Mahmud Usta Osmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Usta Osmanoğlu kasetlerin var. Biz de patlatacağız diyor ki zaten Mahmud, e, Cübbeli Mahmud'un kasetleri daha önce patlatılmış bir şekilde ifşa olmuş. Nerede? bu kasetleri Türkiye yayınlanması için gönderiyorlar. Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı'nın da Fatih Altaylı da programlarında sürekli Cübbeli Ahmet'i çıkartıyor. Öyle de bir ilişkisi var. Ekrem Dumanlı anlatmıştı TR724'teki bir videoda bir yayında. Cübbeli Ahmet de yana yakıla şeyi arıyor. Fatih Altaylı'yı arıyor. İşte videoda oran buram görünüyor muydu falan diye soruyor. Fatih Altaylı da işte o sırada et, çevresiyle paylaşıyor. Ya işte diyor cemaat içinde diyor birileri İsmail Ağa cemaat içinde birileri cübbeli ahmedi çekemeyen birileri onu işte bu şekilde tuzağa düşürmüş vesaire. Fakat dediğim gibi bunları bunlar gazeteci olmalarına rağmen ilişkilerinden dolayı yazmıyorlar. Bir kadın ticareti söz konusu. Yani bir, bir suç söz konusu. Yani bir takım kadınlar yurt dışından getiriliyor. Ee, ve Türk ceza kanunlarına göre suç olan bir takım eylemler işte girişinde çıkışında bir, bir durum söz konusu. Sonra onlarla geçici nikahlar yapılarak ilişki kuruluyor. Sonra da bu kadınlar geri gönderiliyor vesaire. Yani bir tür insan ticareti veya kadın ticareti de diyebileceğimiz bir durum var. Aydınlatılması gereken bir şey ama bugün Türkiye'de bu konuların üzerine gidilir gidilmez ayrı bir konu. Cübbeli Ahmet'in de son dönemde özellikle hükümete hatta Diyanet camiasına falan dönük eleştirilerini de hatırlatıp devam edelim. Çok da fazla bu konu üzerinde durmayalım ama konunun şöyle bir tarafı var. Siyasette bel altı vuruşlar derken eğer siz bir noktadan sonra başta söylediğim konu şantaja açık hale gelmişseniz bir noktadan sonra e, belli yönlerden e, kuyruğu kaptırmışsanız işte ondan sonra e, olay çorap söküğü gibi geliyor. Ve olan e, sizin üzerinizden ülkeye millete vatana neyse bulunduğunuz pozisyona göre içinde bulunduğunuz camiaya neyse oraya sirayet ediyor yansıyor etkileri uzun yıllar devam edecek. Travmalar e, travmalarda bırakabiliyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Erdoğan kendisi ve ailesinin mal varlığı ile ilgili korkuyor, çekiniyor. Bu nedenle belki dış politikada ödünler veriyor. Belkisi filan yok. Erdoğan'ı kuyruğundan, paçasından neyse yakaladıkları için ona her şeyi yaptırıyorlar. İçeride de böyle, dışarıda da böyle. Ve zaten zaten bu yüzden Erdoğan milli güvenlik sorunu, ulusal güvenlik sorunu Rusya bir tarafından yakalamış, Amerika bir tarafından yakalamış, İngiltere bir tarafından yakalamış, içeride kimi çevrelerde bir tarafından yakalamış. Yakalandığı için, suçüstü yakalandığı için, fena halde açıkları olduğu için onları kapamak, yamamak için içeride de dışarıda da birileriyle iş tutuyor. İşte bundan dolayı Erdoğan büyük bir milli güvenlik sorunu. Bakın İngiltere'den bir örnek vereceğim. The Times gazetesinde yayımlandı. Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere biliyorsunuz illegal göçmenleri, ülkeye illegal, İngiltere'ye illegal giriş yapan göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararı aldı. The Times'daki haberde diyor ki, Türkiye'de bu plana katılacak. Yani Ruanda'dan sonra Türkiye'ye de biz ülkemize giriş yapan göçmenleri, mültecileri, sığınmacıları Türkiye'ye de yollayabiliriz. Ruanda'dan sonra ikinci adres. Şimdi soruyorum. Eğer Türkiye'den bu yönde bir işaret olmasa, Türkiye bu konuda teşne olmasa, Türkiye ile bu konu zaten orada e, Times e, The Times'ın haberinde fotoğrafta Dışişleri Bakanı Liz yanında Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu var. Yani Türkiye'den bu yönde bir sarı ışık, yeşil ışık gelmese Liz Truss, İngiltere Dışişleri Bakanı böyle bir şey söyler mi? Böyle bir şeyden bahseder mi? Böyle bir şeyi Ruanda'dan sonra Türkiye'ye de biz göçmenleri göndereceğiz, ihraç edeceğiz, paketleyeceğiz falan filan der mi? Peki Türkiye'den bir açıklama var mı? Bu açıklamanın üzerinden iki gün geçti. Hayır yok. Ne bir doğrulama var, ne bir yalanlama var. Belli ki görüşülmüş, belli ki pişirilmiş iş. İngiltere'nin çöpünden sonra İngiltere'nin sığınmacıları da Türkiye'ye gidecek. Eğer bu plan yürürse sığınmacı kampı değiliz demiş Yeni Birlik gazetesi. Işte. Sen istediğin kadar böyle başlık at. İşi bitiriyorlar yukarıda. Konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Afrika'nın ortasında Ruanda'ya gidecekken İngiltere'ye işte sığınan göçmenler veya iltica edenler şimdi bir de Türkiye kapısı açıldı. Bakalım iş nereye gidecek. Bu plan yürür yürümez ayrı bir konu. Orada değilim. Fakat bu sizin buna açık olduğunuz, bunun müzakere ettiğiniz bu konuya evet dediğiniz manasına geliyor. Ankara'nın Londra'ya kapıları ardına kadar açtığı manasına geliyor. Önüne hıllar serdiği manasına geliyor. Neden? Neden İngiltere'ye böyle bir ödün veriliyor? Neden İngiltere'nin mültecileri Türkiye'ye kabul ediliyor? Neden evet deniyor? Neden Türkiye bu tür konulara açık? Ve Türkiye açısından bu bir ulusal güvenlik sorunu, değil mi? Zaten sınırlarınız Kevgir'e dönmüş. Afganistan'dan, İran üzerinden, Suriye, Irak üzerinden yığınla göçmen topraklarınıza akıyor. Bu yetmiyormuş gibi. Bir de İngiltere'den oraya sığınmış göçmenleri ithal edeceksiniz. Ne karşılığında? Bilmem kaç milyon pound sterlin karşılığında. İçerisi de çok rahat değil. Bakın Şimdi Erdoğan enflasyonu 15 Temmuz'un devamı olarak görüyoruz demiş. Yani her şeyi 15 Temmuz'a yaslamanın bir manası yok. Son işte Saraçhane'deki 15 Temmuz etkinliğinde bir rivayete göre 5 bin, bir rivayete göre 15 bin ya da 25 bin insan var. Yani Erdoğan artık yüz binleri de toplayamıyor meydanlara. Oradan bir hikaye de çıkaramıyor. Oradan yapılan canlı yayınlarda yüz binler toplandı falan baktığınızda kalabalığa sadece on binlerle sınırlı bir kalabalık olabilir en fazla. Oradan bir hikaye de çıkmıyor artık. Devamı da gelmiyor. İstediğiniz kadar 6 yıl sonra, 6 koca sene sonra ekonomik krizi de, ekonomik buhranı da 15 Temmuz'a yaslamaya çalışırsanız çalışın. Ortakları da terk ediyor. Yani ayrı bir konu. 15 Temmuz'un niye üzerine gitmiyorlar? Niye artık halkın üzerinde bir inandırıcılığı yok? Yani kapak bir açıldığında gerçekler ortaya çıktığında bastırılmış duygular, bastırılmış insanlar konuşmaya başladığında neler olacak? Neler, neler işte Nihal Ol çok konuşuyor. Herkes konuşamıyor. Abdullah'ın vurulması yüzde yüz suikasttir oğlu. Çünkü görgü tanığıydı diyor. İşte mavi otobüs belgeselinde izledik 44 dakika boyunca o harbiyelilerin nasıl Yalova'dan İstanbul'a köprüye götürüldüğünü, nasıl açık hedef hale getirildiğini, nasıl tuzağa düşürüldüğünü, tuzağa çekildiğini. Herkes kendi tanıklığını anlattığında ortada 15 Temmuz diye bir şey kalmayacak. Sonra Erdoğan diyor ki 15 Temmuz'un devamı işte enflasyon filan. Evet. Doğu Perinçek demiş ki Vatan Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde değildir. Yine MHP'li Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bümin Özarslan da ittifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz demiş. Sevsinler. Yani milliyetçi ortak da ulusalcı ortak da lafa gelince koalisyondan çekiliyor. Bakalım iş nereye gidecek? Siyasette bel altı vuruş dönemi başladı. Bunun elbette işte yüz kızartıcı, iğrenç kaset şantajı, ticareti falan tarafı da var. Ama öbür tarafta ulusal ve uluslararası boyutta bir ülkeyi yöneten güruhun, çetenin, şebekenin nasıl ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini gösteren tarafı da var. Son derece kritik bir evreye girdik. Yaz aylarının sıcak geçmesi beklenirken iktidarda da muhalefette de muhalefetin üzerinde de adeta bir ölü toprağı var. Belli ki bu aylar biraz böyle geçecek ama Eylül-Ekim'den sonra muhtemel ki hareketlenecek ama şunu göreceğiz, şunu izleyeceğiz. Yeri gelecek burnumuzu tıkayacağız, yeri gelecek gözlerimizi kapatacağız, kulaklarımızı tıkayacağız. Son derece iğrenç, hiçbir kuralın olmadığı, hiçbir kriterin olmadığı, hiçbir ahlaki kıstasın olmadığı ve insanların birbirinden intikam almak, birbirini devirmek, birbirini ekarte etmek için ellerindeki tüm enstrümanları, tüm araçları hoyratça kullandığı, hoyratça vizyona sokacağı bir döneme girdik giriyoruz. Evet. Sıkıntılı bir dönem gazetecilik açısından da gerçekten her şeyi tartarak acaba neye ne kadar bakalım neyi nasıl anlatalım nasıl izah edelim falan diyeceğimiz bir dönem. Hepimize kolay gelsin. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim hoşçakalın.